Rize'de, Karadeniz'de olanları, daha neler olacak nelerden başlayan şeyi hepimiz biliyoruz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye kalkanlara sert bir tepki verilseydi, bu ülkenin bir muhalefet lideri, bu ülkenin bir siyasetçi, bu ülkenin herhangi bir vatandaşına böyle bir şey yapamazsınız diye sert bir tepki verilseydi, bu o devamı gelir miydi? Gelmezdi. Bu ülkenin bir kadın siyasetçisine böyle bir şey olabilir mi denilseydi, yapılabilir miydi Rize'den sonra? Bunları o televizyonda söylemeye cesaret edebilir miydi? Bu ülkenin kadınlarının nafaka hakkına göz diken, bu ülkenin kadınlarının namusuna hakaret etmeyi, aşağılamayı normal bulan bir iklimde yaşıyoruz. O yüzden hani bu yani utanç duyuyorum. Yani buna en başında bizim söylememiz gereken bir şey var. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı gün, ya kadına aile içi şiddeti engelleme, kadına karşı şiddeti engelleyen bir yasadan rahatsız olanın ne demek istiyor bize? Bize demek istediği şu: kadınları dövmek hakkımız, söke söke alırız. Şimdi bence de çok doğru bir şey söyledin. Bu Meral Akşener'e söylenen bu sözlerden iki şeyi çıkarmamız gerekiyor. Hüdapar'ın, yeniden Refah'ın olması boşuna değil ve onların kadınlarla ilgili ne gibi niyetlerle parlamentoya sokulmaya çalıştığını biliyoruz. Artı biz Sözüm Var özelinde sürekli konuştuk. Son iki hafta İYİ Parti'ye, Meral Akşener'e yönelik sataşmalar, hatta operasyonlar çoğalacak demiştik. İşte onun emarelerini görüyoruz, örneklerini görüyoruz. Şimdi Özgür Özel bizimle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili. Hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Nasıl görüyorsunuz? İzmir. Gelirken neleri gördünüz? Bize anlatın, biz burada yayındayız Özgür Bey. İzmir müthiş. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Ben 10 yaşında Manisa'dan ayrıldım. Ortaokul, lise, Bornova'nın dosyası, üniversite, Ege Eczacılık, askerlik, Ege Deniz Bölge Komutanlığı. Tam bir Ege'li. Eczanemi açıp Manisa'ya yerleşene kadar 10 yaşından 23 yaşına kadar hayatım hep İzmir'de geçti bir şekilde. İzmir'de çok miting gördüm, çok coşku gördüm ama bugünkü kadar büyük bir inanmışlık. Tabii bunu sadece bugünü de almamak lazım. Mesela geçen seneki Tarkan konserinde de aynı hava vardı. Ama her geçen gün artan ve böyle artık hani İzmir herkes bıraktığında koşuyordu. Ne koşuyordu? 14 Mayıs'a koşuyordu. İzmir yıllardır koşuyor. Kimi hiç koşmadı, kimi erken bıraktı, kimi yoruldu tekrar koşmaya başladı. İzmir Cumhuriyeti koruma konusunda maratonu koşuyor. Şimdi şöyle gördüğüm bu yapı şu: hani maraton koşusu 43 kilometre 200 metrenin 42 kilometre 800'ünü koşar da son 400'de stada girer ya. İzmir'de stada girmişiz. Omzumuza bayrağı vermişler. İzleyenler ağlıyor, koşanlar ağlıyor. Öyle bir durum var. Ama İzmir en güzel son 400 metresini koşuyor maratonun. Ama saray basını öyle demiyor. Dün Recep Tayyip Erdoğan burayı yıkmış geçmiş. Vallahi ben çok güldüm. Birkaç şey gördüm. Mesela aynı anda canlı yayın açmış bazı arkadaşlar. Ve işte o taraftaki sahnenin önünde böyle belli belirsiz, yani bir herhangi bir Anadolu şehrinde toplanabilecek bir kalabalık. Arkasında bir seyreklik. Buralar bomboş. Ama önden nasıl bir fotomontaj, nasıl bir boyama becerisiyse o, yani gerçekten şeyi takdir etmek lazım. Hep çekişiriz, atışırız falan ama iletişim başkanı Fahrettin Altun o görüntüyü nasıl öyle sahneden boyayıp da kendi kitlesine korkmayın dağılmadık falan diyor. Ama buralardan o tarafa doğru açılmış canlı yayınları, anlık fotoğrafları görünce ne büyük bir manipülasyon olduğunu gördük. Evet, gerçekten öyle. Şu anda çok heyecanlandırıcı bir kalabalık var. Hep söylüyoruz, bugün 6 Cumhurbaşkanı yardımcısı, 6 partinin lideri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Tunç Soyer de olacak mı? Tabii ev sahibi olarak o olacak. Tabii mutlaka olacak. Ev sahibi olarak olacak. Tunç Bey'i biz de yayınımızda da ağırlamayı istiyoruz. Şimdi biraz genel sorular sorup sonra da sizin özelinizde seçimi sormak istiyorum. Tabii. Şöyle başlayalım, Emin'le birlikte soracağız tabii ki. Ben gerçekten şunu merak ediyorum. Çok sistematik bir şekilde son bir haftadır iktidar cephesi, yani saray tarafı
gaza bastı ve CHP teröristlerle kol kola. İşte mesela bugün Süleyman Soylu demiş ki Mansur Yavaş'a, işte sen Kandil'le kol kola girmek senin milliyetçiliğine yakışır mı? Onların mesajlarını vermek gibi şeyler. Çok sistematik bir şekilde bunu yapıyorlar. Zaten Canan Kaftancıoğlu'nda da gördük. Pankartlar asılıyor. Korsan bildiri dağıtıyorlar. Bu kampanyaya karşı sözünüz nedir? Bizi izleyenlere de, seçmenlere de ve ne kadar etki, ya bu bir taraftan da mesela atıyorum taksi şoförlerinde etkili oluyor. Bir kısım, toplumun bir kısmında etkili olabiliyor. Ne yapacaksınız? Şimdi birincisi, tabii burada sizin gibi iki deneyimli gazetecinin yanında ahkam kesmek gibi olmasın ama rica ederim. Her zaman iyi kampanya, pozitif kampanya, negatif kampanyayı yener. Her zaman umut korkuyu yener. Her zaman ilkbahar iyidir, sonbahar kötüdür. Birisi kış olacak der, birisi yaz geliyor der. Her zaman mavi gökyüzü iyidir, bulutlu kapalı hava kötüdür. Şimdi bunu bir kez daha deneyimlediler. Ne yaptılar? 31 Mart seçimlerinde bütün Türkiye'de, sonra da İstanbul'un tekrar seçimlerinde bunu denediler. Bakın aktörler dahi değişmedi. Süleyman Soylu diyorsunuz, doğru. Mansur Yavaş ne diyordu? 31 Mart seçimlerini Mansur Yavaş kazanırsa, Soylu bir de böyle diyordu, maazallah maazallah. Biliyor musunuz diyordu, Ankaralılar Ankara'da su faturalarını DHKPC militanları da açacaktı. Şimdi bugün hani sizin bana sorduğunuz sorunun cevabı Ankaralılarda var. Bugün kapı çalıyor mu Ankara'da? Örneğin Sincan'da çalıyor. Din dong açıyor kapıyı. Gencecik birisi uzatmış ve elinde su faturası var. Ya da apartmanınıza giriyorsunuz, su faturasını veren birisi var. Gencecik birisi, her siyasi görüşten olabilir, başı açık, başı kapalı, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili, AK Partili, HDP'li ama sonuçta pırıl pırıl bir genç su faturası getirmiş. Orada insanlar görüyor, diyor ki, ya bu Mansur Yavaş ne büyük bir, pardon bu Süleyman Soylu ne büyük bir yalancıymış, ne büyük bir sahtekarmış. Bak Mansur Yavaş kazandı ama Ankara'da su faturalarını teröristler dağıtmıyor. Aynı şey Süleyman Soylu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için demişti. İspark'ı PKK'ya verdiler diye. Şu anda beni dinleyen, duyan, gören herkes şunu biliyor İstanbul'da. İspark PKK'da değil. İspark İspark'ta, İstanbullularda. Her görüşten genç orada görev yapıyor. Demek ki Süleyman Soylu seçimi kaybettiklerini anlayınca böyle yalanlara sarılıyormuş. Bugün yaptığı da o. Ama pozitif kampanya, umut her zaman korkuyu ve güzel günlere olan inanç her zaman felaket senaryosuyla korkutarak oy istemek, oy almaya çalışanları yener. O yüzden bakın bu kampanyanın sloganı şu: yine baharlar gelecek. 31 Mart'ta Ankara'ya, Adana'ya, Mersin'e, Antalya'ya geldiği gibi, İstanbul'a geldiği gibi, tekrar seçimlerde inadına bir daha geldiği gibi sana söz diyoruz, yine baharlar gelecek. O zaman Mart'ın sonu bahar diyerek kazanmıştık. Şimdi de baharlar gelecek diye. Elbette negatif kampanyanın işlediği bir yerler vardır. Ama onları kim ikna ediyor biliyor musunuz? Diyelim ki biraz önce siz dediniz diye. Bir taksi şoförü buna inandı. Eyvah eyvah diyor. Mansur Yavaş beni kandırıyormuş diyor. Ben gideyim diyor. Şimdi diyor arabama binen birilerini ikna edeyim diyor. Onu kim ikna edecek biliyor musunuz? O arabaya binen Ankaralılar tersine ikna edecek. Ya yapma diyecek. Bunlar bu yalanı daha önce de attılar diyecek. Neden korku? Neden böyle bir şeye inanıyorsun diyecek. Peki diyecek, sen şimdi geçtiğimiz örneğin diyecek 5 sene önce veya geçen sene kıymayı kaç para alıyordu, şimdi kaç paraya alıyorsun diyecek. Beyaz peynir kaç paraydı, şimdi kaç para diyecek. 25 lira süt mü olur diyecek, 350 lira kıyma mı olur diyecek. Şoför diyecek ki, ya bu Süleyman Soylu yine bizi kandırmaya çalıştı ama diyecek. O yüzden inançlı ve umutlu yığınlar, iyi niyetli ya da kötü niyetli ama karamsarları çok daha hızlı ikna ederler. Biz bilinci çok yüksek, umudu çok yüksek, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve ülke sevgisi olan, sorumluluğu da gençlere karşı hisseden herkese güveniyoruz. Bizim bakın, bizim propaganda ordumuz burada. Burada yani.
Bu arada Selin Sayek Böke bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz hoş için. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. CHP'nin en tepe ismi, iki ismi bizimle birlikte. Biz seçim koordinasyonunda birlikte sekreteryada görev yapıyoruz. Ayrıldık hocam, iki gün yurt dışı.